Şimdi kim inanır? Yani şu anda inanmaz. Sen de inanmıyorsun, bizim Esin de inanmıyor. Yani bu kadar yeni pop sanatçısı çıktı, şarkıları hepsi meşhur oldu. En fazla Hande Yener mi dinlendi? Evet, en fazla Hande Yener dinlendi. Buyurun, listeler burada. Hande Yener yayınladı. Değil, Telif Metre. Evet, ben şimdi bunu araştıracağım arkadaşlar. Araştırmaya gerek yok. Sen şimdi hiçbir şey inanmıyorsun, delirteceksin beni ya. Yani rakam koyuyoruz önüne, şey koyuyoruz, ben bunu araştıracağım diyor. Ya bütün radyolar buna itibar ediyor. Bütün sektör buna itibar ediyor. Sen bunu araştıracağım, inanmıyor. Yani ne yine, kaç olun, ne kim olmasını isterdin mesela? Bir Demet Akalın, iki Tarkan. Şöyle, bana göre Tarkan. Hı-hı. Tarkan. Yani... Ya. Ama şimdi Seren Metre'yi açıklıyoruz arkadaşlar. Bırakın Telif Metre'yi. Demet Seren Metre'ye. Berkay yani inanılmaz derecede altın çağına. İkinci sırada değil mi? Seren Metre'ye göre. Berkay, Demet Akalın. Üç Demet Akalın. Ondan sonra öbür sanatçıları tanımıyorum. Evet. Dün geçtiğimiz gün yaptık bu tartışmayı. Ben de burada biliyorsunuz Seren'le en çok kavga edenlerden bir tanesi benim. Yayında. Evet. İki sezondur burada. Etmediğimiz kavga kalmadı. Kimisine siz şahit oluyorsunuz, kimisine kamera oluyor falan filan. Ama şimdi o Telif Metre meselesinde de Seren'e dedim ki ya bak Seren bu doğru dedim. Seren de dedi ki ben buna inanmıyorum. Evet, çünkü şöyle bir şey söyledim arkadaşlar. Söylediklerimin hala arkasındayım. Ve şu anda daha da fazla arkasındayım. Bu tepkilerden ve bu çok kırıldım, onu söyleyeyim. Çünkü benim yapmış olduğum eleştiriye ve yoruma benim mesleğimle alakalı veyahut da bu konuyla alakalı bir cevap gelmiş olsaydı kendisinden, bu ağır bile olsaydı başımın üstünde yeri vardı. Ama bundan 17 yıl önce annemin evinin video çektim, orada da söyledim. Tamamıyla hepimizin güneşlenirken üstümüzde iz olmasın diye bikinimizi açtığımız, çıkarttığımız, topless güneşlendiğimiz, orada kimsenin olmayacağını düşünerek güneşlendiğim bir dönemde fotoğrafım çekilmiş. O zaman da zaten yayınlanmıştı. Bunu koyarak bir kadının bir kadına yapabileceği en kötü şiddeti yaptı. Ben çok kırıldım ve gerçekten üzüldüm. Çünkü bu benim bir yaşam tarzımdı, sanki ben bu tarzı olan bir kadınmışım gibi. Buna cevabı bu olmamalıydı. Buna cevabı bence bunu ispatlar, verileri ispatlar, hı-hı, şekildeydi. Benim buna inanmamamın sebebi de Cengiz şuydu. Bizim önümüze listeler geliyor. Evet. Ve bu listeleri toplantıdan sonra siz bana da veriyorsunuz. iTunes'tan tut, ne bileyim neler vardı başka şu anda. Fiziler, şeyler. Yani bütün bunların hiçbirisinde 20. sıradan önce Hande Yener yok ve ben de birdenbire yokken, yani hiçbir listede o sıralarda yokken Telif Metre'nin nasıl olur da bu ülkede Tarkan şarkıları, Sezen Aksu şarkıları, Gülşen şarkıları, işte Demet Akalın şarkıları, Berkay şarkıları falan geçip birinci sırada hiçbir yerde yokken, hiçbir müzik listesinde yokken nasıl Telif Metre'de birinci olduğunu şaşırdığımı söyledim. Ve buna, hı-hı, inanmadığımı söyledim. Bu da ben benim de en sana itiraz ettim. Evet, itiraz ettim. Doğru. Dolayısıyla biz bunu tartıştık zaten. Aha, yani bununla da alakalı biraz sonra söyleyeceklerim var. Şimdi burada yine söylüyorum. Ben bazen sana da söylüyorum. Başkasına da söylüyorum. Bu benim eleştirim. Yani bu benim yorumum. İnanmak ve inanmamak da onun inisiyatifi bende ve ben haklıyım. Evet. Yani ama şimdi kalkıp da... Şimdi bak biz sen bu eleştiri yaptıktan sonra, biz burada tartıştıktan sonra... Evet. Hatta ben seni eleştirmek için işte Telif Metre'ye karşı Seren Metre yapıyorsun. Seren Metre'ye göre işte Berkay ikinci, Tarkan birinci falan diye böyle ben de seni eleştirdim. Bunun üzerine Hande Yener bana bir Hande ile... Benim hukukum var gerçekten de. Arkadaşlığım da var. Biliyorsun da bunu. Hande Yener bana bir sesli mesaj attı. O sesli mesajda Telif Metre'yi araştırsın Seren. Bunun da dünkü programda bir kısmını yayınlamıştık zaten. Evet. Orada da diyordu ki çünkü hani ben Hande'den de izin almadığım için o ses şeyi. Evet. O bölüm için sadece o bölümü alacağım dedim. O bölümü yayınladım. Tamamı için izin almamıştım. Dolayısıyla o bölümü yayınladık. Ondan sonra
Hande Yener, tabii ki dünkü programda da bu mesele tartışıldı. Sen hala inanmıyorum buna dedin. Evet. Hande'nin o ses kaydından sonra. Var mıydı o ses kaydı arkadaşlar? Evet, iki dakika sonra onu da yayınlarız. Dünkü yayınladığımız ses kaydı bu. Sonra dedi ki Hande, hala araştırmamış mı? İşte benim markama zarar veriyor dedi bana. Dünden itibaren pek çok mesaj attı Hande Yener. Ve dedi ki Seren Serengil o programda telif metreye inanmadığını söyleyerek benim markama zarar veriyor. Onun markası benim acaba bilinciliğimi orada... şaibe altında bırakıyor dedi. Şimdi şöyle bence Hande Yener kendini bu noktaya getirerek zaten herkese sataşarak, herkese kötü sözler söyleyerek, belden aşağı herkesi bu şekilde cevap vererek ve bu şekilde karalamaya çalışarak bence bu üslup ve tarzla kendisine en büyük kötülüğü ve buralara gelmesini ve listelerde de ben sana tekrardan sormak istiyorum. Lütfen eğer bir hatan varsa sen de söyle. Çünkü ben hiçbir zaman ne yalan konuşurum ne de olmayan bir şey söylerim ne de kimseye iftira atarım. Bize gelen hiçbir listede Hande Yener ilk beşte yok. O yüzden de Allah Allah dedim. Nasıl olur da bu telif metni? Sonra Polat Yağcı ile konuştum. Evet. Polat Yağcı dün bana yıllık oraya 45 bin TL verdiklerini ve Aydın Ay'a da para verdiklerini oranların bir nereye? Sistemi... Telif metri? Evet. Tamam. Çünkü ama bir sistem varmış o sistemi doğru takip etmek için. Şimdi bu böyle abonelikle olan bir yer ama burası. Ama dur bak şurada bir düzeltme hayır, yapayım. Hayır şunu söylemek istiyorum. Yani devlete ait falan tamam bir yer ama değil. Ama televizyonlarda her değil televizyon kanalı da reytingleri ölçen kuruma evet onun için aylık bir şimdi para öder. Buradaki sistemde için... mesela bugün sana bir bu konuyla alakalı çok bir küçük bir şey okumak istiyorum herkese de aydınlatmak için. Bu önemli bir şey. Bunu çünkü bana birçok sanatçı, şimdi isimlerini vermeyeceğim. En az 3-4 kişiyle konuştum. Bakın bu telif metreyle alakalı bir köşe yazısı bu okuyorum şu anda. Uzun sokma. Peki, evet, telif metrenin kısasını okuyayım o zaman. Tamam. Telif metrenin top 40 listesine baktım. Bunun yanı sıra da radyo monitörün de listesine bir göz gezdirdim diyor Anılcan. Keşke hiç görmeseydim, şaştım kaldım. Top 40'ta yer alanlar en çok çalınan 40 şarkı arasında. Yani hiç duymadığı, duyulmayan şarkılar diyor. Ya bu şaka ya da dalga geçiyorlar bizimle diyor. Çünkü şöyle bir şey oluyormuş. Köylü kurnazı diye nitelendirmiş. Şimdi mesela yerel radyolar var. Yerel radyolara gidiyorsun. Diyorsun ki işte şu kadar şu kadar çalacaksın bunu diyorsun mesela. Onun karşılığında da oraya bir meblağ ödeniyor. Anladım. Ve en çok o yerel radyo. Ben tabii bunu okuduğum ve bunlar hep bana kulağıma geldiği için. Yani burada da işte bu yazıda da var aynı şey. Burada yerel radyolara seslenmek lazım diyor. Bu diyor köylü kurnazıyla işbirliği yaptırılmamalı. Yapan radyoların da bu şekilde ortalamayı oluşturmasını önlenmeli diyor. Dolayısıyla yani yerel radyoları kullanarak yerel radyolarda çaldırarak şarkıları aynen. olabilir diyorsun. Şimdi bak, bu, evet, bu bunları da konuşulduğu için bunlar Cenk. Anladım. Ben de inanmıyorum dedim. İnanıp inanmamak yani o zaman sen benim bu kadar çok bilir kişi olduğumu ve senin markana zarar verdiğimi söylüyorsan demek ki benim inanılır bir kişiliğim olmuş olması gerekiyor ki sen bu kadar benim söyleyeceğim sözden bütün Türkiye'nin etkilenebileceğini düşünüyorsun. Demek ki ben doğru konuşuyorum ki sen bundan korkuyorsun. Çünkü izlenen bir program yapıyoruz ve burada söylediğimiz tabii ki her laf yaptığımız her haber etkili oluyor. Yani ama yok izlenen bir program oluyor ama niye izlenen bir programımız biz? Tabii ki çünkü doğru düzgün haber yapıyoruz. Çünkü doğruları konuşuyoruz. Ama bak şimdi benim buradaki itirazım ne biliyor musun? Benim buradaki itirazım şu. Sen bu telif metre meselesinde yanlış dahi çıkarsan ben Hande Yener'den özür dileyeceğim dedin. Aynen öyle bak söyledim. Şimdi, bunu bir iddia etti. Bunu Hande'ye söylüyorum. Hande burada Seren dedi ki bu telif metreye ben inanmıyorum. Deme hakkına sahip mi? Sonuna kadar sahip. Şimdi Hande diyor ki benim itibarımı zedeliyor. Hayır efendim. Telif metre konusunda bunu söyleme hakkına herkes sahip. Sadece telif metre değil. Her reyting meselesiyle ilgili her inanan olur, inanmayan olur. Yani geçmişte televizyonlarla ilgili bir meseleler hayır, biz tartışıldı. Ödüllerle de alakalı burada konuşuyoruz. Ödüllerle ilgili. Ödüllerle sen Altın Kelebek'le ilgili mesela neler söyledin bana? Dolayısıyla Milliyet Gazetesi'nde çalışıyor. Ben Altın Kelebeği de eleştirdim. Çünkü yani ben burada kendi doğrumu söylemek zorundayım ve kendi doğrumu söylediğim için
ve bunlar da doğru bulunduğu için şu anda buradayım. Evet. Dolayısıyla şimdi onu eleştirirken, bunu eleştirirken telefmetredeki ben sonuçlara inanmıyorum demek kimsenin kariyerini, markasını zedelemek anlamına gelmiyor. Bu bir. İkincisi, Seren'e ben de burada eleştiriyorum. İşte Seren Metre dedim, bilmem ne dedim. Ama buradan hareketle, buradan hareketle kalkıp işi bel altına çekmek ve hele ki hele o yayınladığın fotoğraflar, o yaptığın yayınlar senin ve arkadaşlarınla, tırnak içinde arkadaşlarınla yaptığın saldırılar gerçekten kabul edilir iş değil. Kadının kadına yaptığı şiddettir bu. Hande Yener'in Seren Serengil'e yaptığı sosyal medyada sosyal medya şiddetidir. Bel altına inmektir, bel altına vurmaktır. Dolayısıyla gerçekten bu konuda partnerim diye söylemiyorum. Ben burada dediğim gibi en çok Seren'i eleştirenlerden biriyim. Canlı yayında kaç defa kavga ettim. Ama Hande Yener'in bu konuda gerçekten Seren Serengil'den özür borcu var. Çıkıp özür dilemesi. Çünkü ya ne demek şimdi? Bak ben Seren'i eleştirdim ama vay efendim geçmişte sen çıplak fotoğrafın varmış. Vay efendim sen geçmişte bilmem nesini yapmışsın. Vay efendim şu ya ne oluyoruz? Alt tarafı burada dendi ki bu telif metredeki sonuçlara inanmıyorum. Sen de dersin ki evet inanıyoruz. Ben de Hande ile beraberim. Ben dedim ki doğru bu. Ben de Hande ile aynı şeyi söylüyorum. Kaldı ki burada bu masada Hande'yi savunmayan biri de bu meseleyle ilgili. Savunmayan biri de yok değil. Ben varım ve başından beri savunuyorum. Ve ben bunu söyledikten sonra bana birçok sanatçı telefon açtı. Lütfen bunun üstüne git diye. Çünkü bu yerel radyolarla alakalı zaten bu dedikodu çığ gibi büyümüş. Ben de şunu söylemek istiyorum. Yine söylüyorum. Yine bununla alakalı Hande benim karşıma geçip veya mesleğimle alakalı veya duruşumla, kişiliğimle yaptığım programla. Evet onunla ilgili yani, desin. Evet neyle olursa olsun. Çünkü Hande benim kadromda çalışmış bir kız. Ve desteklerim geçmişte oldu. Geçmişte var değil mi? Bir görelim arkadaşlar o fotoğrafı da bakalım. Yani, yıllar önce gazine işte İbrahim Tatlıses, Seren Serengil, sol alttaki de Hande Yener. Dolayısıyla Asena da var dansçı kadrosunda. Ve Hande Yener'in saçları da böyle iki yandan örgülü. Bu 2002 yılı galiba değil evet. mi? 2001-2002 yılı. Bu galiba ya İzmir Fuarı. İzmir ya İzmir Fuarı ya. Maxim ya Ankara'daki Altın El mi? Neydi o? Yok İzmir Fuarı İzmir bu. Fuarı Kuban'a kaçmış galiba. Onlardan biri. Yani sonuçta çok eskiden tanıyorum Hande'yi. Tabii o zamanlar böyle değildi. Yani çok değişti. Ve sonrasında da inan bana bizim Arto var ya. Arto'nun oraya gelirdi. Barın orada dururdu. Yani ne olur beni sahneye çıkarsın diye Arto'dan rica ederdim. Sahneye çıksın diye. Şimdi ben o zaman da onu severdim. Çünkü o zaman böyle bir kız değildi. Böyle herkese sataşan, kötü laflar söyleyen ve hakaret eden böyle bir kız değildi yani. Zaman içerisinde çok hırslıydı. Evet o zaman da hırslıydı. Hı-hı. Ama bu hali nasıl kendini getirdi? Markam dediği şey var mı acaba şu anda? Bir markası var mı? Veya şarkıları... O ilk kırmızı, sana kırmızı çok yakışıyor zamanlarında o muhteşem şarkıları çıkarttığı zamanki Hande'nin yerinde mi? Bence değil. Ve ben bunu eleştiriyorum. Hayat tarzından, yaşam tarzından, belki yaptığı müzikten bu eğer benim sözüme sen çok riayet etmiyorsan veyahut da ciddiye almıyorsan ciddiye almaman lazım da. Demek ki ciddiye alıyorsun beni. Ciddiye aldıysan da o zaman saygı duyuyorsun. De ki Seren böyle dedin ama... Böyle değil gel programa yani her zaman ben bunu açayım ama benim hayatım boyunca başımı öne eğecek, ailemi utandıracak, etrafımı utandıracak hiçbir şeyim olmadı. Ne birisinin yuvasını yıktım, ne kocama aldattım, ne kasedim var, ne başkasının hayatım boyunca annemin orada bir tane resim çekilmiş. Orada da o zaman da çıkmıştı. Kafamda mandal, saçım başım yağlı, biraz da sırtım etli falan da çıkmış neyse. Yani sonuçta... Bunu yaparak ne elde ettin şimdi? Beni mi bitirdin? Bence beni bitirmedin. Yorumları okursan kendini daha fazla bitirdin. Ben özür istemiyorum ondan. Ama umarım düzelir. Umarım hayatına bakar ve öz eleştirisini yapar. Bir tek bana yapmıyor çünkü. Bana yaptı. Ben üzüldüm. Yani biraz utandım. Çünkü ben bu fotoğrafları çektiren ve böyle bir yere gelmiş falan bir insan değilim. O zaman öyle çekmişler işte Taplus güneşlenirken. Hiç çekilmeyeceğini düşündüğüm bir anda o zaman yayınlanmıştı zaten. Bir çekime hazırlanıyordum. O zaman da iz kalmasın diye. Ama dediğim gibi herkes beni tanıyor bence.
O yüzden bu kadar kadınlar çok sahip çıktı. Söyleyebileceklerim bu kadar. Üzüldüm yani, kırıldım açıkçası. Karşıma gelip işte sen böyle bana zarar veriyorsun deseydi ki, zarar falan değil bu. Kendisi çok daha fazlasını veriyor kendisine. Yani onunla burada çata çat tartışabilirdim bu mevzuyu ben gerçekten. Ama kırıldım, üzüldüm. Yani bunu birilerinle yapıyor. Bir de bir magazin sitesi var, onlar da benimle uğraşıyor, onunla. Yani bunlar yapıyorlar ama ellerine ne geçiyor? Ben gene buradayım. Gene kadınlar beni çok seviyor. Herkes, yani hiç hayatımda almadığım kadar mesaj aldım. Ya bu meseleyle ilgili bak şimdi. Hani ne oldu şimdi bana yani? Mesleki bir tartışma. Evet, mesleki bir tartışma. Yani ha, burada hem işte yorum yapan, hem müzisyen kimliği oturan Seren Serengil'in sektörle ilgili, müzik sektörüyle ilgili söylediği bir laf. Ben buna inanmıyorum telif metri. Evet, ben de inanıyorum diyorum. Ben de inanıyorum bu. Hande Yener 2017'nin şampiyonu diyorum. Bütün şarkıları anlamında. Neyin şampiyonu Cengiz'cim yani? Bütün şarkıları çalınan tamam ama şampiyon dediğin zaman ben de sana diyorum ki, neyse bunu sonra tekrar tartışırız ama benim burada dikkatini çekmek istediğim mesele çok daha önemli bir mesele. Yani olayın derhal bel altına indiriliyor olması. Şimdi Hande Yener'in alıp kendi sosyal medya hesabından, kendi hikayesinden, storiesinden bunları paylaşıyor olması. İlk böyle hani beğenmediği, fikrini beğenmeyebilirsin. Aynen. Görüşünü beğenmeyebilirsin, katılmayabilirsin. Zaten bizim en büyük problemimiz bu. En büyük problemimiz bu. Karşı tarafın fikrini beğenmeden de vur bel altından. Çamur at, bilmem ne yap. Ya beğenmeyebilirsin. Sen de fikrini koy, tartış. Ne demek şimdi eski fotoğrafları çıkarmak? Ne demek? Ama seni de eleştiriyorum. Sen de buna karşılık başka başka şeyler yaptın. Ya yapmayın. Niye şimdi buraya iniyorsunuz? Başka niye bu kadın kavgası yaptım meselesine döndürüyorsunuz meseleyi? Bel altına inip o onun çıplak fotoğrafı. Bu. Ya ne oluyor? Bir şey tartışılıyor burada. Ama bunu başlatan sen değilsin. Bunu Hande yaptı. Ben onu normal yani normal düşüncede ve düşünce tarzında ve her şey sağlıklıyken böyle şeylerin yapılacağını düşünmüyorum. Muhakkak bir psikoloğa görünmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ayıp bir şey değil, bu delilik değil. Hepimizin, ben hepimiz için de belki yani metropol hayatı. Belki yani burada Demet'e olan hırsı, belki benim Demet'le olan arkadaşlığım. Bütün totalinde bana hırs ve kin beslemiş olabilir. Ya bir de ama çok üzüldüm yani. Gerçekten çok kırıldım ona. Gerçekten kırıldım. Çünkü dediğim gibi beni olduğumdan farklı göstermeye ne kadar çalışsa da beni insanlar tanıyorlar. O yüzden yarın o da güneşlenirken öyle bir resmi çekilebilir. O da olabilir. Bu benim, çekilebilir. Yani gerçekten bunu, hani başka kadını vurmak için bunu böyle yapmak gerçekten hani yani 17 yıl vallahi önceki hani 17 yani yıl önce ve sosyal medyada şeyde Instagram yönetimine şikayet gidiyor. Evet. Onu kaldırtıyorlar. Instagram kaldırtıyor fotoğrafı. Evet. Benim hayranlarım fotoğrafı kadınlar diye yapıyor. Özellikle evet, kadınlar yapıyor. Bütün kadın hayranlarıma. Yani büyüklerime, küçüklerime, yaşıtlarıma. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü dediğim gibi yani ben burada eleştiri yapabilirim. Sen de beni eleştirebilirsin. Ama bu çok ayıp oldu bana bence. Bir de onu kaldırınca ben kaldırmadım. Şey kaldırdı diyor. Evet. Instagram kaldırdı. Yani müstehcen bulmuş evet diye de makara yapıyorsun Hande. Evet. Gerçekten ayıp. Gerçekten yani. Hani bunu Seren Serengil için söylemiyorum burada. Ya kim hangi kadına yapıyorsa ayıp. Hangi erkek hangi kadına yapıyorsa ayıp. Kadınlara yapılamaz böyle bir şey. Yapmamanız lazım. Önce kadın olarak, sanatçı olarak sizin buna itiraz etmeniz lazım. Kaldı ki zaten kendisi de sahnede falan son derece açık saçık giyinen falan bir kız yani hani şimdi. Ya bunda ne var? Bu, tabii ki Hande de güzel kadın. Çıkıyor sahnesine. Sahne ne gerektiriyorsa onu giyiniyor. Sen de geçmişte öyle bir fotoğrafın çekilmiş. Ne var bunda? O zaman bundan da çok birbirinizi utanmıştım, üzülmüştüm. Gene çok utandım ve üzüldüm. Gerçekten buraya gelirken bile biraz şey yaptım. Utandım. Hayır utanacak ama, bir şey yok. Gerçekten utanacak ama, bir durum yok ortada. Dediğim yani gibi gerçekten söylüyorum. Bir şekilde başarılar, başarısızlıklar hepimiz için. Ben bugün bu programı yapıyorum. Yarın yapmayabilirim. İki sene oturabilirim. Evlenebilirim, gidebilirim falan. Sizler kadar çok önemsemiyorum hayatım boyunca. Hiçbir zaman meslek en önde gelmedi bende. Ama belki sahiciliğimden dolayı da tuttum. Ama şöyle söyleyeyim. Kendini düzeltmesi ve iyi arkadaşlar edinmesi lazım. Birilerinin ona yanlış olduğunu ve doğru hareket etmediğini söylemesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Beni çok kırdı ve çok üzdü.
Ama ben buna sadece onun listesine inanmadığımı söyledim. Bununla alakalı birçok yazı var. Birçok insan şaibeli birçok yazı yazmış. Hani onlara böyle bir şey cevap vermedi de niye hani bana? Ben bu programda kimin için bir doğruları konuşsam onlarla kötü oldum. İşte evet, bu programı yani... bu anlamda yapmakta da yani çok zorluk. Yani doğruyu bilip söyleme. Ben, hani benim en çok kızdığım nokta şu oldu. Zaman... Neyse şu mevzuyu böyle kapatalım. En çok kızdığım nokta şu oldu. Senin gerçekten de yayında bu listeye inanmıyorum. Eğer doğruysa da Hande Yener'den özür dileyeceğim demene tabii rağmen ki. Bunu beklemeden ben inanmıyorum hemen bu ama araştıracağım eğer dedim. Eğer geçmiş dedim. Olması gerçekten eğer doğruysa da özür dilerim. Gerçekten dilerim. Çünkü ben o anda inanamadım. Hiçbir listede evet. olmayıp da en fazla çalan o olunca inanmadım. Ama bunu öğrendikten sonra eğer yanlış bir bilgim varsa veya da yanlış hissettiysem bilgim yoktu da yanlış hissi gerçekten dilerdim. Onu evet. yapmana gerek yoktu yani. Ama olsun neyse canı sağ olsun ne diyeyim artık diyelim. Yani peki bakalım reklama gidelim.